aktivistlerine yaptığı uyarı, bütün bunları alt alta koyduğumuzda acaba muhalefetin buradaki temel endişesi nedir? Soralım istedik. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç bizimle birlikte olacak. Merhabalar Engin Bey, hoş geldiniz KRT'ye günüsüne. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi bir baktığımızda örneğin bu Cambridge Analytica'nın yaklaşık 200 ülkede seçim dönemlerinde bir takım görevler üstlendiği gibi bazı haberler de söz konusu. Bir tarafta Sayın Erkek'in uyarısı var İçişleri Bakanlığı'na yönelik. Sizin temel endişeniz nedir efendim burada? Bugün bir değerlendirme de yapacaksınız bildiğimiz kadarıyla. Şimdi öncelikle sesiniz çok kesik geldiği için biraz parça parça anladım ama anladığım kadarıyla Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu Cambridge skandalı diye bilinen veri manipülasyonu ile ilgili vatandaşların yanlış bilgilendirilmesi konusunu ne değildir bunu öğrenmek istiyoruz. Bu devlet bürokrasisi içerisinde bu konuyla ilgili, yani tabii ne olduğunu bir sürü vatandaş bilmiyor. Sosyal medyada bizim her beğeni yaptığımız ve kendi yorumlarımız, bunların hepsi sınıflara ayrılıyor. Bunu daha önceden biliyorsunuz Facebook'ta yapmıştı. Ve bu bilgiler bizim neyi, nereye yakın olduğumuzu, nasıl bir dünya görüşümüzün olduğunu, beğenilerimizin ne olduğunu, yani bir kişilik kimlik kartı çıkartıyor. Bu kişilik kimlik kartları bir zamanlar Cambridge skandalı diye adlandırılan işte bu İngiltere'deki Cambridge Analytica diye bir kuruluşu Facebook'tan alıp bunu kullanmasıyla su yüzüne çıktı. Şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve bizim aldığımız bazı istihbaratlar doğrultusunda vatandaşlarımızla ilgili böyle bir kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, beğenilerinin tespit edilmesi, yani bir bakıma vatandaşlarımızın kendi arzu ve istekleri dışında fişlenerek onlarla ilgili bir manipülasyon, yani onlara hassas oldukları konularda Cumhuriyet Halk Partisi hakkında yanlış bilgilendirmeler yaparak onları görüşlerini değiştirmek gibi bir çaba ve gayret içerisinde olduklarını öğrenmiş bulunuyoruz. Bu bir kere hukuki değil, yasal değil. Kesinlikle bunun doğru olmadığını bir kere daha buradan ifade ediyorum. Bunun içinde olan varsa bürokratlar, devlet görevlileri bunun hukuki takibinin yapılacağını ve bunun hesabının sorulacağının bilinmesini istiyoruz. Biz halkımıza bu toplumla ilgili, ülkemizle ilgili, kendimizle ilgili, hatta muhalefetle, yani iktidarla ilgili, muhalefetimiz olan iktidarla ilgili doğru bilgileri verilerle ve belgelerle anlatmaya çalışıyoruz. Onların yapmak istedikleri ise muhalefetin yapmadıklarını yapmış gibi gösterip yanlış bilgilendirerek ve toplumu bir algı değişikliği yaratmak ve seçimlere son günlerde vatandaşımızın ya bu nasıl olur, gerçek midir değil midir diye daha öğrenebilme günü kalmadan oy sandığı oyunu kullanmak için sandık başına gitmesini sağlamaya çalışıyorlar. Bu kesinlikle anayasal bir suçtur. Bu suçun içerisinde yer alan her kimse hangi makamdaysa muhakkak hukuk karşısında hesabını verecektir. İnsanlarımızın, bütün milletimizin de şunu bilmesini istiyoruz. Bu tür manipülasyonlara, bu tür algılara kesinlikle kulak asmayın. Her soruyu televizyonlarda, sizin gibi objektif yayın yapan televizyonlarda bize soruyorlar ve biz büyük bir açık ve gerçekten şeffaf bir biçimde cevap veriyoruz. O yüzden bunların hesabı sorulacak ama buna tevessül etmemeleri bürokratlar ve devlet yöneticileri açısından da çok değerli. Evet.
Şimdi Engin Bey, şöyle bir endişe var zannediyorum. Buna da bir açıklık getirseniz beni rahat duyabildiğinizi umuyorum. Şimdi mesela zaten bir dil kullanıyor iktidar uzun zamandır. Nedir? Erdoğan son olarak dedi ki onlar Kandil'den biz Allah'tan emir alıyoruz dedi mesela. Siz defalarca bu konuya açıklık getirmiş olmanıza rağmen ya da bu iddia herhangi bir aslı astarı olmayan iddia olmasına rağmen. Şimdi şöyle bir endişe var galiba. Bir takım kurmaca videolar oluşturulabiliyor. Ve buradan örneğin Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüntüsünde ona aslında hiç söylemediği bazı sözler söyletilebiliyor yapay zekalar sayesinde. Böyle bir endişeniz, böyle bir duyumunuz da mı var mesela? Evet, dark web denilen, yani karanlık alan gibi tamamen bu hackerlar falan tarafından kullanılan, internette, sosyal medya alanında böyle bir alan var. Ve bu kesinlikle yasal bir alan değil. İşte bu tür toplumda doğru olmayan algıları topluma inandırmak, yanlışları inandırmakla ilgili bir çalışma söz konusu. Örneğin işte benim şu görüntümü, benim sesimi de alarak söylemediğim birçok şeyi sanki ben bunları söylemişim gibi video yayınlamaları mümkün. Bu tabii ki şöyle örnek veriyorum. Şimdi demin Tayyip Erdoğan'ın söylediği bir sözü söylediniz. Evet. Biz Allah'tan, onlar terör örgütlerinden emir alıyorlar diye. Bir kere buradan Tayyip Erdoğan'a gözünün içine baka baka bir kere daha sesleniyorum. Senin Müslümanlığından çok daha ileride biz Allah'a, peygamberimize, kitabımıza inanarak Müslümanız ve biz yalan söylemiyoruz. Sen yalan söylüyorsun. Biz Allah'ımıza inandığımız için yalandan uzak duruyoruz. PKK terör örgütüyle masaya oturan kişi sensin. Kanıtlamamı mı istiyorsun? Kanıtlayayım gözünün içine bakarak. Yerel seçimlerden önce PKK terör örgütü Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ı devletin televizyonuna çıkartıp da oy isteyen kişi sen misin, değil misin? Şu anda Osman Öcalan vefat etti. Şu anda da Abdullah Öcalan'a çeşitli yollarla bilgi gönderip de bir takım isteklerde ve taleplerde bulunup bulunmadığını bu toplumun gözünün içine baka baka söylemelisin. Allah'tan da korkan, milletten de korkan biziz. Ama sen şunu yapmaya hazırlanıyorsun. Sanki biz bu gerçekleri bu şekilde ve bu netlikte, başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, ifade etmiyormuşuz gibi dark web denilen kirli bir alanda seslerimizi taklit ederek bizim söylemediğimiz şeyleri söylemek için hazırlık yaptığını, iletişim kurumlarında da buna benzer hazırlık yapıldığına dair istihbarat alıyoruz. Bir kere daha ifade ediyoruz. Sizin gücünüz milletimizle aramıza nifak sokmaya yetmez. Ama devletin gücü bu tür oyunlara girenlere hesap sormaya yetmez. Yani şöyle bir şey yapabilirler. Erdoğan'ın iddia ettiği bu sözü alıp Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından ben Kemal Kılıçdaroğlu Kandil'den emir alıyorum dedirtebilirler yapay zekaya ve bunu da seçim öncesi sosyal medyada kullanabilirler gibi bir duyumunuz var. Aynen öyle. Kesinlikle. Peki. En detaylıyla bu böyle. Örnek veriyorum. Evet, PKK terör örgütü değildir gibi bir söylemi bizim söylemediğimiz halde, defalarca PKK terör örgütüdür dediğimiz halde bir söylemi alıp da sadece bakın sadece burasını kesip ya da sesi yapay zekada taklit ettirerek bir söylemediğimiz halde, Sayın Kılıçdaroğlu söylemediği halde söylemiş gibi videolar yapıp kısa sürede, yani seçimlere kısa süre kala bunları yayınlama gafletinde bulunabilirler. Acizliğinde bulunabilirler. Şimdiden hem milletimize diyoruz ki bunlara tevessül etmeyin, hem de bunu yapanlara, tevessül edenlere de diyoruz ki bunun hesabını verirsiniz. Evet, bunu deşifre etmiş olmanız sizce bunun önüne geçebilecek mi Engin Bey?
Bakın biz 100 yıllık bir siyasi partiyiz. Hukukçularımız var, örgütlerimiz var, gücümüz var. Seçim güvenliğiyle ilgili her türlü tedbiri aldık. Aldığımız istihbaratlar, doğru istihbaratlar doğrultusunda milletimizi yapılabilecek provokasyonlarla ilgili önceden uyarabilme gücüne sahip bir siyasi partiyiz. O yüzden herkes yaptığının hesabını verip hiç kimse endişe etmesin. Bu seçimler sağlıklı bir şekilde tüm tedbirler alınarak yapılacaktır. Ve bu seçimler bittikten sonra da şeffaf bir şekilde bu ülkede rahat etmesi gereken öğrencilere, kadınlar, iş insanları, işçiler, esnaf, yani normal hayatını yaşamak durumunda olan bütün vatandaşlarımız huzur ve eşitlik ilkesi içerisinde yaşayacaklar. Ama onlara eziyet edenler, onları manipüle etmeye çalışanlar, onlar üzerinde oyunlar oynayanlar ise onlar tedirgin olabilirler. Evet. Onlar hukuk karşısında hesap verecekler. Peki bu İçişleri Bakanlığı'nın paralel takip sistemine gelirsek Engin Bey, nedir amacı İçişleri Bakanlığı'nın sizce? Vallahi bu amacın ne olduğu konusunda henüz bir fikre sahip değiliz ama böyle bir şeyin daha önceden yapılmamış, daha önceden herhangi bir uygulaması olmadığı konusunda hemfikiriz. Yani şöyle diyor, görevlendirilen personeller 14 Mayıs 2023 pazar saat 17'de kaymakamlığımız yazı işleri bürosunda hazır bulunmaları, personele gerekli tebligatın yapılarak düzenlenecek tebliğ tebellü belgesinin aslının 2-5-2023 tarihine kadar kaymakamlığımıza gönderilmesi, ilgili yazı gereğince oy verme günü il ve ilçelerde sandıkların güvenli bir şekilde seçim kuruluna teslim intikal durumlarının takibinin yapılması amacıyla oluşturulan sandık teslim programı modülüne verilen hızlı ve doğru bir şekilde girişlerin sağlanması için kaymakamlık makamının ilgili B sayılı oluru ile personel kaymakamlığımızın emrinde görevlendirilmiştir diyor. Yani şunu diyor: Yüksek Seçim Kurulu'nun zaten yapması gereken ve İçişleri Bakanlığı'nın bu verilerin doğru ve sağlıklı bir biçimde yurttaşlarımıza duyurulmasıyla ilgili görevlerini bizzat Yüksek Seçim Kurulu'nun haricinde kendi içlerindeki bir mekanizma oluşturarak bu konudaki verileri yüklemek ve bu veriler üzerinde olası manipülasyonlarla ilgili bir hazırlık içerisinde olabilme ihtimallerini şu anda düşünüyoruz. Neden? İçişleri Bakanlığı'nın böyle bir paralel yapı kurması kesinlikle doğru değildir. Yanlıştır ve biz bunu önceden duyduk, tespit ettik. Bilgiler elimizde. Böyle bir şeye tevessül edilirse bununla da ilgili hukuki işlemleri derhal başlatırız. Ve bunun da hukuk karşısında hesabını sorarız. Evet, şimdi siz hukuki işlemler demişken aslında ben de şunu sormak istiyor idim size. Yani seçimin bir hakkı hukuku var, yasalarla belirlenmiş. Ama bu süreçte gerçekten kabul edilemez bazı şeylerle de karşı karşıyayız. Yani nedir? İşte Kandil, darbe söylemi, Öcalan'a ilişkin iddialar, bu kadar kolay mı Engin Bey bunları söylemek? Hani diyebilirsiniz ki kuşkusuz hali hazırda şu an herhangi bir mahkemeye ya da YSK'ya başvurmanın sonuçları bellidir. Ama yine de not düşmek açısından da belki bazı başvurular söz konusu olabilir. Bunun önünde herhangi bir yasa, bunun önünde bir hukuki engel yok mudur? Cumhurbaşkanının yalan söylemesiyle ilgili ve Cumhurbaşkanlığı etrafındaki bakanların yalan söylemesiyle ilgili hukuki bir yaptırımı ancak Cumhurbaşkanı izin verirse ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 400'ün üzerinde milletvekili böyle bir kararı alırsa bununla ilgili bir araştırma yapmak mümkündür. İşte
tam da bahsettiğimiz şey budur. Cumhurbaşkanı ve bakanlar suç işleseler dahi öyle bir çarpık bir sistem, Cumhurbaşkanlığı sistemi kurulmuştur ki maalesef onlardan hesap sorabilmek mümkün görünmüyor. Bu sistemde görünmüyor. İşte tam da o yüzden sistemin yanlış olduğu, asıl değişmesi gereken şeyin sistem olduğunu defalarca vurguladık. Bir kere Cumhurbaşkanı insanların gözünün içine baka baka genel başkan, AKP genel başkanı sıfatıyla bir kere yalan söylüyor. Kandil'le bağlantısı olan kişi kendisidir. Defalarca bunu ispat ettik ve belgeledik. Kendisi bunu açıkladı. Şöyle yazsın. Bir cep telefonu alın. Recep Tayyip Erdoğan Kandil diye yazıp bakın neler söylemiş. Kendisinin videoları çok açık ve nettir. O yüzden PKK ile masaya oturan kendisidir. Kandil ile görüşen kendisidir. Ancak sanki biz de bununla ilgili bir şey yapıyormuşuz gibi bir algı ancak şöyle olur. Allah'tan korkmayan bir cumhurbaşkanının yalan söylemesiyle, milletine yalan söylemesiyle, milletinin gözünün içine baka baka yalan söylemesiyle mümkün olur. Bizim kırmızı çizgilerimiz vardır. PKK terör örgütüdür. DEAŞ terör örgütüdür. IŞİD terör örgütüdür. THKPC terör örgütüdür. Bütün bu terör örgütlerine karşı Cumhuriyet Halk Partisi'nin duruşu çok net ve açıktır. Cumhuriyet Halk Partisi terör örgütleriyle masaya oturmaz. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni öncelikli kılar ve burada bulunan siyasi partilerle ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iradesiyle Türkiye'nin sorunlarına çözüm arar. Bunu yapmayan irade ise Cumhur İttifakı iradesidir ve terör örgütleriyle, FETÖ terör örgütüyle, PKK terör örgütüyle işbirliği yapan, birlikte onlarla iş gören irade Cumhurbaşkanlığı iradesidir. Bunu eğer herhangi bir manipülasyona yalan söylüyorsun diyorlarsa bize, bunun bir yolu var milletimizle ilgili. Seçimler, seçim yasaklarından bir gece önce ister Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan zat Kemal Kılıçdaroğlu'yla beraber televizyon ekranlarına hangi ekran istiyorlarsa oraya çıkma yürekliliğini göstersin. Kim PKK terör örgütüyle berabermiş? Kim Türkiye Cumhuriyeti mühürlerini tabelalardan kaldırtmış? Kim Kandil'le görüşmüş? Orada birebir milletimizin karşısında bunları konuşsunlar, buna milletimiz karar versin. Öyle kaçarak, yalan söyleyerek, Allah'tan korkmaz bir biçimde iftira atarak bunları milletimize inandırmaya çalışmak tam anlamıyla ikiyüzlülüktür. Bunu da buradan ifade ediyorum. Evet. Şimdi Engin Bey, bir taraftan tabii ki bir endişe iklimi yaratmak istemiyoruz kuşkusuz. Ne biz basın mensupları olarak, ne siz siyasetçiler olarak herkesin güvenle sandığa gideceği ve oradan da iradesinin yansıyacağına inanmak istiyoruz. Bir taraftan ama bazı açıklamalar var. İşte Cumhurbaşkanı diyor ki bu millet Kandil'den emir alana seçimi vermez. Veremeyiz seçimi Kandil'den emir alana. Devlet Bahçeli diyor ki biz bir yere gitmeyeceğiz, gitmiyoruz. Bu bir siyasi darbe olur bu seçim deniliyor bir taraftan. Geçmişte biz bazı deliller üretilerek, işte Ergenekon balyoz süreçlerini hatırladığımızda, aslında iktidarın sonrasında çokça işine yarayacak bir alanı kendisine açtığını ve sonrasında da dönüp pardon kandırıldık dediğini biliyoruz aslında. Dolayısıyla şimdi en baştaki mevzuya da dönersek, sizin gerçekten buna benzer bir temel endişeniz var mı bugün? Biz milletimize güveniyoruz, kendimize güveniyoruz, partimize güveniyoruz, ittifakımıza güveniyoruz. Milletimizin ve ülkemizin geleceğiyle ilgili hiçbir konudan endişe duymuyoruz. Eğer endişe duyuyor musunuz diye sorduğunuz soru Cumhur İttifakı'nın kirli oyunlarıysa, asıl endişe duymaları gereken kendileridir. Çünkü milletimiz sandıkta oyunu Millet İttifakı'ndan yana kullandıktan sonra parlamenter sistem için çıktığımız yolda 20 yıl içerisindeki kirli oyunlarıyla ilgili eğer milletimize çektirdikleri eziyet, manipülasyonlar, provokatörlükler varsa
Ve PKK ile olan ilişkileri, PKK terör örgütüyle olan ilişkileri, Fethullahçı terör örgütüyle olan ilişkilerini belgelerle kanıtlayarak eğer hukuk karşısında hesap vermeleri gerekiyorsa bunu yapacak olan siyasi irade biziz. Korkması gereken milletimiz değildir. Endişe duyması gereken milletimiz değildir. Endişe duyması gereken kirli işlere girmiş olanlardır. Kirli işlere girmiş olanlar bugün de endişelensin, yarın da endişelensin. Çünkü bu kirli işlerin hesabı sorulacaktır. Şimdi biraz da güzel şeylerden söz edelim. Dün akşam çok güzel bir video yayınladı Kemal Kılıçdaroğlu. Mutfağında Sayın Babacan'ı konuk etti. Bir tarafta da Selvi Kılıçdaroğlu'nu ve Babacan'ın değerli eşini gördük. Adeta böyle barışa barışa kazanacağız sizin sloganlarınızdan biri onun fotoğrafı gibiydi. Özellikle eşler fotoğrafına baktığımızda. Bir an bu videonun sonunda Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Babacan'ın Ekonomi Bakanlığı'nı açıklayacak mı acaba diye de düşündü izleyenler. Bu buluşmayı bize bir anlatır mısınız? Neden bir araya gelindi? Nasıl bir araya gelindi? Oradan verilen mesaj nasıl değerlendirelim? Şimdi bir başka yayına daha katılacağım. Onun için buna da cevap vererek izninizi rica edeyim. Tabii. Şimdi kesinlikle şöyle. Millet İttifakı içerisinde bulunan siyasi partiler ve siyasi partilerin genel başkanları hiçbir şekilde kendi ideolojileri doğrultusunda ve kendi dünyaya bakış ve ülkelerine bakışı doğrultusunda değil, tam tersine ortak bir anlayışla bir bakış açısı yakalamaya çalışıyorlar. Ve bunu başaran dünyadaki nadir ittifaklardan bir tanesi. Başka böyle bir ittifak var mı? Gerçekten bilmiyorum. Evet, farklı dünya görüşlerimiz var. Farklı ideolojilerimiz var. Farklı yaklaşımlarımız var. Ama çok güçlü ortak yönlerimiz var. Nedir onlar? Ülkeye olan bağlılığımız. Nedir onlar? Milletimize olan inancımız ve sadakatimiz. Nedir onlar? Bundan sonrası için Türkiye'nin tekrar güçlü bir şekilde parlamenter sistemle inşa edilebilme inancı. İşte bu inanç, milletimize olan bu inanç bizi bir araya getirdi. Ve dün akşam da tekrar Sayın Babacan'la Kılıçdaroğlu aslında farklı görüşlerde olsak bile ülkemizle ilgili gerektiği zaman nasıl bir araya gelinebileceğini, aslında var olan Cumhurbaşkanlığı koltuğunun ayrıştıran değil, birleştiren bir makam olduğunu ve böyle bir makamı tekrar inşa edeceğimizin en güzel örneğini samimi bir şekilde ekranlarda bize hissettirdiler. Öncelikle gerçekten milletim adına kendilerine teşekkür ediyorum. Böyle bir ittifakın içinde olmanın gururunu da yaşıyorum. Milletimiz şunu bilsin. Biz farklı düşünebiliriz. Farklı yaşam tarzlarımız olabilir, inançlarımız olabilir. Ama bizim en büyük ortaklığımız, biz Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatlarıyız. Biz Allah'ına inanan, bayrağına inanan, ülkesinin geleceğine inanan bu cumhuriyetin evlatlarıyız. Birlikte başaramayacağımız hiçbir şey yok. Eğer istersek bunu birleşerek başarabiliriz. Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Özkoç. Bunun da hazırlığı mutfakta yapılıyor. O barış, helalleşme yemeği de Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutfağında pişiyor anladığım kadarıyla. Çok teşekkürler katılımınız için. Sağ olun. Görüşmek üzere. Evet, CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç konuğumuzdu sayın seyirciler. Muhalefetin bir farkında.